Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifi vereceğim arkadaşlar. Kütük kurabiye. Ağaç şeklini andıran nefis bir kütük kurabiye arkadaşlar. Şekliyle de tadıyla da muhteşem olan bir tarif arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Evet arkadaşlar, 125 gram eritilmiş sıvı yağımız var. 2,5 su bardağı unumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1,5 çay bardağı da pudra şekerimiz var arkadaşlar. Bir tane vanilyamız var. Pardon, bir tane kabartma tozumuz, bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Birden 2 kaşık nişastamız var. Şimdi hepsini kabıma boşaltarak başlıyorum arkadaşlar. Önce unumu ilave edeceğim. Şöyle ilk önce 2 bardak unumu ilave etmek istiyorum. 1 adet yumurtamı ilave edeceğim arkadaşlar. 1,5 çay bardağı pudra şekerim var. Nişastam. Ve kabartma tozum var arkadaşlar. Hemen kabartma tozumu da ilave ediyorum. Bir de sıvı yağ. Şöyle sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir de erittiğim margarinim var arkadaşlar. Şimdi onu da ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum. Nefis bir kurabiye tarifi arkadaşlar bu. Mükemmel bir kurabiye. Pastaneden alınmış zannediyorlar. O kadar güzel bir kurabiye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi bir kabımızı alıyoruz. İçerisine 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Pudra şekeri. Pudra şekeri ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilave edeceğim. İkisini karıştırıyoruz. Ve şimdi sitricimiz var arkadaşlar. Sitricimizi alıyoruz. Şöyle uzunlamasını açacağım. Şu şekilde arkadaşlar uzunlamasını açıyorum. Yeterli bu. Şuradan şöyle keselim. Şimdi hazırladığımız tarçınlı şekerimizi döküyoruz. Sitricimize yayacağız arkadaşlar bunu. Şöyle elimle yaymak istiyorum. Nefis bir kurabiye arkadaşlar. Şimdi hamurumu alıyorum. Şu şekilde sitricimin tarçınlı şekerimin içine koyuyorum arkadaşlar. Şöyle koydum arkadaşlar. Şimdi bunu folyomuzda sitricimizde şöyle şu hale getiriyoruz, döndürüyoruz.
Miximize yağlı kağıdımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi streçimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi tarçın ve pudra şekerini emdirdik. Şöyle dilimlere keselim arkadaşlar. Şöyle elimizle. Küçük şeklini biraz daha verebiliriz. İnanın bayılacağınız bir lezzet arkadaşlar bu. Hemen kesiyoruz devamını da. Koyuyorum. Görüntüsü de şahane oluyor arkadaşlar. Piştiği zaman da birlikte göreceğiz inşallah. Lezzeti efsane güzel arkadaşlar. Görüntüsü de güzel ama lezzeti gerçekten çok çok güzel. Ya kime yaptıysam ben bunu, kimse ev yapımı olduğuna inanmıyor. Çok da pratik aslında, çok kolay. Hakikaten görüntüsü kütük şeklinde arkadaşlar. Piştiği zaman daha da belli olacak. Tam bir kütük şeklinde olduğu için bir ağaç dilimi gibi. Bu arada fırınımızı da yakarsak, ısınmaya başlarsa çok güzel olur. Çabucak pişirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, şöyle de göstermek istiyorum. Nefis görünüyorlar. Şimdi hemen fırınıma koyuyorum ve pişirmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, küçük kurabiyelerimiz hazır pişti. Nefis bir şekilde oldu şöyle. Tamamen göstermek istiyorum. Şimdi ben hemen bunları güzelce bir sunuma da hazırlayayım. Mis gibi bir görselle lezzetli kurabiyelerimiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kurabiyelerimiz sunuma da hazır. Şahane bir şekilde. Servisimiz de tamamdır arkadaşlar. Lezzet şahane, görsel harika. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Eğer abone olmayan arkadaşlar varsa mutlaka abone olun. Çünkü sizlerle de paylaşmak istediğim tariflerim çok var. Sizleri seviyorum. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.